Merhaba arkadaşlar. Bugün size karbüratörlerin çalışma prensibinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, birçoğunuzun bildiği gibi karbüratörler enjeksiyonlu araçlardan önce aracın motoruna yakıt hava karışımını oluşturup yollamakla yükümlü mekanizmalardı ve günümüzde artık zamanı geçtiği için yeni arabalarda kullanılmayan ama birçoğumuzun sahip olduğu eski arabalarda hala var olan bir teknoloji diyebiliriz. Karbüratörler aslında makine mühendislerini büyüleyen mekanizmalardır. Derslerimizde öğrendiğimiz birçok bilginin birleşiminden oluşan ve hepsinin çalışma prensibini açıkça gösteren güzel bir mekanizmadır ve zaman içinde de oldukça gelişmişlerdir. İlk üretilen ile son üretilen karbüratör tipleri arasında dağlar kadar fark vardır. Örneğin bu elimde gördüğünüz son jenerasyon üretilen karbüratörlerden bir tanesi. Çalışma prensibi olarak hala ilkinin temellerine dayanıyor olup aynı zamanda özel durumları kurtarması için eklenen birkaç ayrı detayı da vardır. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Bütün karbüratörlerde bulunan Elementleri size işte ilk önce saymak isterim. Bunlardan ilki gaz kelebeği arkadaşlar. Gaz kelebeği motorun içine aktarılacak yakıt hava karışımının miktarını ayarlar. Tahmin edebileceğiniz gibi sizin ne kadar gaza bastığınıza göre bu kelebek açılır ya da kapanır. Bu kadar basit. Bu kelebeğin kısıtlandırdığı bir kanal vardır. Bu kanal silindiriktir. Ve bu silindirik kanalın içinde bütün her şey oluşur. Aynı zamanda bir yakıt odacığı vardır. Bu yakıt odacığında yakıt topluca bulunur. İhtiyaç duyulduğu zaman havaya karıştırılır. Bu tamamen mekanik bir sistem arkadaşlar karbüratör. Herhangi bir elektronik parçaya ihtiyaç duymaz çalışmak için. Aslında çalışması şu şekildedir. İlk önce hava filtrenizden hava alınır ve karbüratörün hava girişine gelir. Bu hava girişinden giren hava silindirik kanala girer ve ilerler ve kanalın ortasında kanal daralmaya başlar. Daralan kanalla birlikte akan havanın hızı yükselir tahmin edebileceğiniz gibi ve Yükselen hızla beraber içeride bir düşük basınç alanı oluşur. Bu düşük basınç alanında yakıt odacığındaki yakıtın havaya oldukça homojen bir şekilde karışmasını sağlar. Homojen olabilmesi için de kanalın içindeki yakıt çıkışının ucu oldukça küçük olmalıdır. Yakıt hava karışımı bu kanalın içinde oluşturulduktan sonra tekrar genişler, standart hızına geri döner ve standart hızına gelip homojen bir şekilde dağıldıktan sonra gaz kelebeğinden çıkıp motorun içine yollanır ve motorun içinde yanma gerçekleştirir ve enerji olarak arabanıza aktarılır. Hava akışını sağlayan şey motorun aslında kendisidir. Pistonların hareketiyle içeriye hava çekilir ve ne kadar fazla hava çekilirse kanalın içinden geçen havanın hızı o kadar yükseleceği için o kadar fazla yakıt verilir. Karışım her zaman istenilen düzeyde homojen bir şekilde motora sağlanmış olur. Gaz kelebeği de aslında bunu kontrol eder. Gaz kelebeğini siz gaza basıp açtığınız zaman hava yakıt karışımı miktarı artar ve motorda daha çok yanma olur, devreniz yükselir. Aynı şekilde bahsetmemiz gereken bir şey de yakıt odacığında bulunan yakıt. Sizin deponuzdan bu odacığın üst tarafına devamlı olarak aslında yakıt sağlanır. Ama bu odacığın içindeki bir duba yakıt miktarı fazla arttığı zaman girişi kapatır ve içeriye yakıt girmesini engeller. Bu yüzden bu yakıt odacığının içinde hep aynı miktarda yakıt bulunur. O yakıt azalınca duba aşağı iner, yakıt geri dolar İstenen seviyeye gelince duba yukarı çıkıp giriş kapatarak yakıt girişini durdurur. Bu bu şekilde hep kontrol edilmiş olur. Tabii bu bahsettiğimiz basit sistem ancak ilk üretilen arabalarda kullanılabilecek kadar ilkel bir sistemdir. Çünkü hepinizin bildiği gibi soğuk çalıştırma esnasında ya da araç ağır yük altındayken ya da yüksek ivmelenme işlenirken bu standart yakıt hava karışımının oluşturulup motora yollanması yeterli olmayacaktır çoğu araba için. Bu yüzden yıllar içinde karbüratörler de oldukça gelişme göstermiştir. Ve aynı temelde çalışan tamamen farklı bir mekanizma haline gelmiştir. Gördüğünüz gibi bu gelişmiş dediğim karbüratörde de aynı şekilde bir gaz kelebeği, aynı şekilde bir kanal, bir yakıt odası bulunmakta. Örnek olarak bunda farklı bir jigle var. Karbüratörlü aracı olan insanların yakından tanıdığı soğuk çalıştırma zamanında kullanılan bir kelebektir aslında. Bunun Kelebek olan versiyonları da olmakla birlikte yakıtın miktarını arttıran versiyonları da vardır. Jiglen'in açıklığıyla oynadığınız zaman ve kapattığınız zaman içeriye giren hava girişini kısıtlayıp içeriye daha az hava girmesiyle birlikte daha zengin bir yakıt bakımından daha zengin bir karışım oluşacaktır. Ve soğuk çalıştırma esnasında motorunuzun rölantisinin düşmesini engellemek için daha zengin yakıt hava karışımı motora yollanacaktır ve motor bu şekilde çalışacaktır. Motorunuz ısındıktan sonra Jiglen'i eski haline getirerek Hava akışını Tekrar standart halinde kullanırsınız ve bu şekilde aracınız gider. Aynı şekilde birden fazla yakıt girişi olan karbüratörler ya da daha fazla hava alması için tasarlanmış kanallar da mevcuttur. Bu yıllar içinde karbüratörün gelişimiyle gelinen noktadır aslında ama hepsi aynı temelde çalışır. Oluşan hava akımıyla düşen basınç yakıtı çeker ve bu sayede karbüratörün içinde yakıt hava karışımı oluşup motora yollanır. Karbüratör neden enjeksiyonlu araçlardan her zaman daha çok yakıt tüketir? Çünkü karbüratör tamamen mekanik bir sistemdir. Oksijen sensör gibi verimlik arttırıcı elektronik komponentleri bulunmamaktadır karbüratörlerin. Enjeksiyonlu aracınızda viteste yokuş aşağı giderken aracınız yakıt yakmayacaktır. Çünkü tekerlerin hareketi motora aktarılacak ve motor her ne kadar içeriye hava çekse bile. İçeriye yakıt yollanmadığı için patlama olmayacaktır. Ama aynı şey karbüratörde geçerli değildir. Siz viteste yokuş aşağı iniyor olsanız bile motorun içinde hava akışı olduğu için bu hava akışı otomatik olarak yakıtı da kendisiyle birlikte çekecek ve motorun içinde yanma oluşacak ve bu da sizin tüketiminizi doğal olarak arttıracaktır. Aynı şekilde günlük araçlarınızda ışıklarda durduğunuz zaman, sabit hızda ilerlediğiniz zaman tam olarak gereken yakıt miktarını ölçen, hesaplayan Motor kontrol ünitesi ve sensörler gereğinden hiçbir zaman fazla yakıt içeriye yollamamak için elinden geleni yapar. Ama karbüratörde tabii ki böyle akıllı sistemler bulunmadığı için genellikle gereğinden fazla içeriye yakıt yollayarak sizin tüketiminizi kötü yönde etkiler, aynı zamanda gücünüzde düşürebilir. Çünkü güç her zaman ne kadar fazla yakıt yaktığınız değil o hava yakıt karışımının ne kadar doğru oranda ayarlandığıyla ilgilidir aslında motorlarda. Bu yüzden her ne kadar makine mühendislerinin çok sevdiği bir parça olsa da karbüratör artık yeni çağ ile birlikte yerini tamamen enjeksiyona bırakmıştır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda başka merak ettiğiniz mekanizmaları ya da çalışma prensiplerini aşağı yorum olarak yazarsanız biz onları okuyup onlara göre video çekiyoruz. Böylece sizin isteğinizi de görmüş oluruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar salı ve cuma günleri saat 6'da yayınlanıyor videolarımız. Şimdilik hoşçakalın.